Ramazan ayı öncesi son kandil olan Berat Kandili 27 Mart Cumartesi günü idrak edilecek. Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, Berat Kandili nedeniyle açıklamalarda bulundu. Yeni bir kandile daha giriyoruz. Kandiller bize zulümat, nur mücadelesinde, yani aydınlık, karanlık mücadelesinde aydınlık olanı hatırlatıyor kandillerimiz. Berat Kandili'nin 3 özellikle öne çıktığını belirten Müftü Demirtaş şunları söyledi. Berat Kandili 3 özellikle öne çıkıyor. Birincisi, Ramazan ayının müjdesini bize veriyor. Şaban ayının 15. gecesi Ramazan'a 15 gün kaldığını bize hatırlatıyor. İkincisi, bu gece kıblenin tahvili gecesi. Yani aynı zamanda Şaban ayının 15. gününde kıble Mescid-i Aksa'dan Mescid-i Haram'a dönüştürülmüştür. İslam dini insanlığın da dini olduğunu bize ifade ediyor. Üçüncü olarak da bu gece şükran gecesidir ve bağışlanmak gecesidir. İnsanın Allah'a şükran borcu vardır diyen Müftü Demirtaş, bağışlanma talebi için önemli bir fırsat olduğunu söyledi. İnsanın Allah'a olan şükran borcu vardır. Bu da Cenab-ı Allah'ın bize insanlık patentini adeta verdiğinden dolayı, insanlık özelliğini bize verdiğinden dolayı bizim Allah'a şükran duygusu içerisinde bulunmamız gerekiyor. Aynı zamanda bu gecede Cenab-ı Allah'a bağışlanma talebimizi ifade edeceğiz. Efendim, bu gecede yok mu günahlarından arınmak isteyen şeklinde nida edilir. Demirtaş konuşmasının sonunda tüm İslam aleminin kandilini tebrik etti. Biz de bu pandemi döneminde inşallah Rabbimizden hem bağışlanma isteyeceğiz, hem rızık isteyeceğiz, hem de şu korona illetinden ve daha başka hastalıklardan şifa isteyeceğiz inşallah. Bu vesileyle, bu duygularla tüm değerli kardeşlerimizin mübarek Berat Kandili'ni tebrik ediyorum.